Merhaba değerli izleyiciler. Bu video serimizde zaman ve mekanın kontrolünü ve zaman yolculuğunu amaçlayan teorik fikirlerin dikkate değer bir sentezini sunacağız. Zamanda yolculuk ve zaman kontrolüne dair fikirler, kuantum mekaniğinin matematiksel çerçevelerini, genel göreliliği ve modern teorik fizik yapılarını birleştirerek hem bilimsel keşif hem de felsefi söylem için verimli bir zemin sağlamaktadır. Bu bağlamda sunulan kavramları, bunların altında yatan mekanizmaları ve gelişmiş fizik için daha geniş kapsamlı etkilerini değerlendirmeye çalışalım. İlk yöntem olarak kuantum tünellemeden başlıyoruz. Kuantum mekaniğinin temel taşlarından biri olan kuantum tünelleme, parçacık dalga ikiliğinin doğasına dair derin içgörüler sunar. Özünde kuantum tünelleme, Schrödinger denklemi tarafından yönetilen parçacıkların dalga benzeri davranışından kaynaklanır. Bu olgu bir parçacık kinetik enerjisinden daha yüksek bir potansiyel bariyerle karşılaştığında meydana gelir. Klasik olarak aşılamaz bir engeli temsil eder. Parçacığın dalga fonksiyonu tamamen yansıtılmak yerine bariyerden sızma ve diğer taraftan çıkma olasılığını gösterir. Matematiksel olarak tünelleme, dalganın genliğinin bariyer içinde üstsel olarak azaldığı ancak bariyerin ötesine yayılmak için yeterli büyüklüğü koruduğu geçici dalga kuplajı ile kolaylaştırılır. Bu olasılıksal olgu, radyoaktif bozulma sırasında bir alfa parçacığının çekirdekten kaçması veya yarı iletkenlerde yalıtkan bariyerleri aşan elektronlar gibi klasik sezgiye meydan okuyan sonuçları mümkün kılar. Dr. Anderson'un araştırması, kuantum tünellemenin ışıktan daha hızlı bilgi veya enerji ileterek zaman yolculuğunu mümkün kılabileceğini öne sürmektedir. Önemli bir deney sezyum buhar odası ile etkileşime giren ışık darbelerini içerir. Temel gözlemler şunlardır. Gelen bir dalga darbesinin öncü kenarında bulunan bilgi, sezyum atomlarının darbeyi çoğaltması ve yayması için yeterlidir. Ve tüm dalganın bariyeri aşması ihtiyacını ortadan kaldırır. Odanın içinde üretilen karşıt bir dalga, gelen darbenin ana kısmını iptal ederek çoğaltılan darbeyi etkili bir şekilde hızlandırır. Tekrarlanan darbe zaman içinde geriye doğru seyahat ediyormuş gibi görünerek odadan ışıktan daha hızlı bir şekilde çıkar. Bu bulgular çıkış darbesinin giriş darbesi tam olarak sisteme girmeden önce sistemden ayrıldığı bir senaryoyu önermektedir. Bu fenomen nedensellik ve zaman kontrolü için derin sonuçlar doğurur. Schrödinger denkleminin kesin çözümleri temel tünelleme olasılıklarını açıklığa kavuştururken gerçekçi modeller genellikle karmaşık, doğrusal olmayan bariyerler içerir. George Gamow ve Max Born gibi ilk öncüler, tünelleme konseptlerini nükleer fizik, kozmoloji ve yoğun madde sistemleri genelinde uygulamak için bu ilkenin temellerini atarlar. Kuantum tünelleme ışıktan hızlı bilgi aktarımına izin veriyorsa, sonuçlar zamansal paradokslara kadar uzanmaktadır. Işıktan hızlı sinyaller sonuçların nedenlerden önce geldiği senaryoları ortaya çıkararak zamanın tek yönlü akışına meydan okur. Genel görelilikle birlikte tünelleme uzay zamanda döngülerin oluşumuna katkıda bulunabilir ve kontrollü zaman yolculuğunu mümkün kılar. Ancak ışıktan hızlı fenomenleri değerlendirmek için gereken enerji aşırı derecede yüksek kalmaktadır. Planck ölçeklerinde uzay zaman düzgün bir süreklilik gibi davranmayı bırakır ve bunun yerine köpüklü özellikler gösterir. Kuantum belirsizliği tarafından yönetilen dinamik, dalgalanan bir yapı bu şekilde temsil edilir. Kuantum tünelleme bu rejimde özellikle ilgi çekici hale gelir. Parçacıklar sürekli olarak bu köpükle etkileşime giriyorsa, geçici davranışları geçici nedensel ihlallere veya yerel zaman bozulmalarına işaret ederek klasik uzay zaman kısıtlamalarının dışına bir anlığına çıkabilir. Kuantum tünellemenin prensipleri enerji engellerinden geçen parçacıklarla sınırlı değildir. Uzay zamanı kendisine kadar uzanabilir. Farklı eriliklere veya topolojilere sahip uzay zaman bölgelerinin, örneğin solucan delikleri, benzer bariyerler olarak hizmet ettiği varsayımsal bir senaryo hayal edin. Bu bölgeler arasında tünelleme, parçacıkların uzay zamandaki tüm olası yolları keşfettiği Feynman'ın yol integrali formülasyonuyla kavramsal olarak uyumludur. Tünelleme bu yollara katkıda bulunuyorsa, evrenin görünüşte bağlantısız bölgeleri arasında bağlantılar olduğunu gösterebilir. Bu da kuantum aracılı zaman yolculuğu için bir temel teşkil eder. Kuantum tünelleme bireysel parçacıklar veya küçük sistemler için rutin olsa da makroskopik sistemlere uygulanabilirliği kuantum dekoheransı nedeniyle bir takım zorluklarla karşı karşıyadır.
Dekoherans kuantum sistemlerinin çevreleriyle etkileşime girerek klasik durumlara dönüşme sürecini tanımlar. İnsan vücudu gibi makroskopik bir nesne için sayısız parçacığın etkileşimi ezici bir dekoherans oluşturur ve tünelleme gibi kuantum fenomenlerini etkili bir şekilde bastırır. Bu sınırlama üstel bir ilişkiyi yansıtır. Tünelleme olasılığı sistem boyutu arttıkça önemli ölçüde azalır. Bu nedenle mikroskopik sistemler verimli bir şekilde tünelleme yapabilirken kavramı daha büyük, daha karmaşık sistemleri genişletmek belki de kuantum tutarlılığının korunmasındaki ilerlemeler yoluyla bu üstel bastırmanın üstesinden gelmeyi gerektirmektedir. Schrödinger denklemi de dahil olmak üzere kuantum mekaniğinin denklemleri zamana göre simetriktir. Bu simetri kuantum süreçlerinin zaman içinde ileri ve geri yönler arasında doğal olarak ayrım yapmadığını ima eder. Bu pratik zaman yolculuğuna eşit olmasa da gelecekteki olayların kuantum dolanıklığı gibi mekanizmalar aracılığıyla geçmişi etkileyebileceği retro nedensellik hakkında teorik tartışmalara yol açar. Gecikmeli seçim kuantum silgisi deneyleri kuantum sistemlerinde gözlemci etkisinin tuhaf rolünü vurgulamaktadır. Bu deneylerde şu anda alınan kararlar geçmişte yapılan ölçümlerin sonuçlarını geriye dönük olarak etkiliyor gibi görünmektedir. Bir fotonun referans çerçevesinden uzay ve zaman tek bir boyuta çöker. Bu benzersiz perspektif tünelleme fenomenlerinin uzay zamanının içsel esnekliğinin tezahürleri olarak anlaşılabileceği bir mercek sunar. Fotonlar veya benzer şekilde davranan sistemler için muazzam mesafeler ve zamanlar boyunca seyahat etmek anında gerçekleşebilir. Ve bu da makroskopik zamansal kaymalar için potansiyel bir kuantum analoğu olduğunu düşündürür. Işık hızını aşan tünelleme sinyalleri göreliliği ihlal etmese de bilgi taşımadıkları için bu tür anormalliklere izin veren altta yatan uzay zaman yapılarına işaret eder. Tünelleme deneylerinde gözlemlenen ışık hızından hızlı yayılma, uzay zamanın kendisinin tipik olarak paradoksal olarak kabul edilen davranışları barındırabileceği fikrini göstermektedir. Kuantum dolanıklığı parçacıkların mekansal ayrılıktan bağımsız olarak nasıl anında ilişkili kaldığını gösterir. Bu uzaktan ürkütücü eylem, dolanık çiftler arasındaki bilginin klasik mekansal kısıtlamaları nasıl aştığını da göstermektedir. Zamansal boyutlara genişletilirse kuantum tünelleme zaman içinde benzer korelasyonları mümkün kılabilir. Zamansal dolanıklık kavramı kuantum durumlarının zaman içinde farklı noktalarda içsel olarak bağlantılı olabileceğini öne sürer. Bu tür fenomenler uyumsuzluk nedeniyle mikroskopik sistemlerle sınırlı olsa da zaman yolculuğu için mekanizmalar sunabilir. Kuantum tünelleme fizikçileri determinizm ve belirsizlik, yerellik ve yerel olmama, klasik ve kuantum gerçeklikleri arasındaki sınırlarla yüzleşmeye zorlar. Makroskopik ölçeklerde genelleştirildiğinde çıkarımlar şunları içermektedir. Erken evrenin enflasyon evresi, genişlemesini ve yapısını etkileyen enerji durumları arasında tünelleme içerebilir. Tünellemeyi kuantum yerçekimi çerçeveleriyle bütünleştirmek, uzay zamanı Planck ölçeğindeki taneli yapısını açıklığa kavuşturabilir. Kuantum tünelleme temel fiziği ve spekülatif fikirleri birbirine bağlayan gizemli bir fenomen olmaya devam ediyor. Zaman yolculuğuna ve makroskopik sistemlere uzantısı zorlu teorik ve pratik engellerle kısıtlanmış olsa da tünellemenin çıkarımları yenilikçi araştırmalara ilham vermeye de devam etmektedir. Bu konuda karşıt bir eleştiri sunacak olursak, ister uzay zaman köpük etkileşimleri, ister zamansal dolanıklık veya egzotik uzay zaman yapıları olsun, tünelleme gerçeklik anlayışımızı zorlamaktadır. Kuantum mekaniğinde kök salmış büyüleyici bir fenomen olan kuantum tünelleme, parçacıkların üstesinden gelmek için enerjiye sahip olmadıkları enerji bariyerlerinden görünüşte geçmelerine izin vererek klasik sezgilere meydan okur. Ancak daha derin bir araştırma, tünellemenin bir bariyerin gerçek anlamda geçişini içermediğini, bunun yerine kuantum sistemlerinin olasılıksal doğasına dayandığını ortaya koyar. Klasik mekanikte bir nesnenin konumu deterministiktir. Ancak kuantum mekaniği bu kesinliği bir dalga fonksiyonuyla değiştirir. Bir parçacığın ölçüm sırasında nerede gözlemlenebileceğine dair olasılıksal bir açıklama sunar. Kuantum tünelleme parçacığın bir bariyerden geçmesi nedeniyle değil, dalga fonksiyonunun olasılıksal doğasının bariyerin ötesinde sıfır olmayan genliklere izin vermesi nedeniyle meydana gelir. Ölçüldüğünde parçacık diğer tarafta görünür. Bu geçişin bir sonucu olarak değil, o konumdaki olasılıksal varlığının bir sonucu olarak gerçekleşir. Parçacığın bir bariyerin uzak tarafında olması dalga fonksiyonunun doğal bir özelliğidir. Gerçek bir yolculuğun kanıtı değildir. Uzaysal dalga fonksiyonlarının aksine parçacıklar iyi tanımlanmış bir zaman dalga fonksiyonuna sahip değildir.
Zamansal boyuttaki belirsizliğin yokluğu, kuantum tünellemenin uzaysal ve enerji alanlarıyla sınırlı olduğunu ima eder. Bu bir parçacığın zamansal konumundan ziyade ömrüyle ilgili olan zaman-enerji belirsizliği ilişkisiyle tutarlıdır. Bu nedenle tünelleme fenomeni geleneksel anlamda zaman yolculuğuna doğrudan uzanamaz. Serimize hız kesmeden devam edeceğiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.